Okey. Herkese selam arkadaşlar. Umarım herkes iyidir. Canlı yayına nereden geçtim tam bilmiyorum ama bakayım doğru yerden mi girdim. Hangi hesabı kullandığımı da bilmiyorum çünkü. Bugün... Okey. Ötekisinden girmiş mi? Yok, normal hesaptan girmişim. Tamam, süper. Arkadaşlar öncelikle herkes merhaba. Umarım gününüz güzel geçmiştir. Eğlenmişsinizdir. Sevdiğiniz şeyi yaparak hayatınızdaki şeyler güzel olmuştu. Bugün böyle birkaç tane önemli bilgiyi paylaşmak istiyorum sizinle. Okuduğum bir tane kitapla ilgili 80-20 kuralı. Ticaretinizde, hayatınızda ve diğer şeylerde her zaman 80-20 kuralı çok önemli. Bunun ne olduğunu bilmeyen varsa beni lütfen dikkatli bir şekilde dinlesin. Çünkü asıl para, hayatınızda ne istiyorsanız ona nasıl sahip olabileceğinizle ilgili birkaç taktik vermek isteyeceğim sizlere. Şimdi şeyde çok güzel kitapta örneklemiş ama şimdi kitapta şöyle bir sahne var. Bir kitabı yazan kişi seminere gidiyor. Ve seminere gittiğinde diyor ki işte herhalde 3000 dolarlık bir seminer bu. Herkes adımı dinlemeye gelmiş işte seminere. Ve adam şey diyor, burada diyor kaç kişinin diyor şeyi var diyor. 3 çift ayakkabısı var diyor. Salonda 1000 kişi var ve 1000 kişi ayağa kalkıyor. 1000 kişinin 500 kişisi ayağa kalkıyor. Diyor ki burada kaç kişinin diyor. 7 tane ayakkabısı var diyor. Sonra işte geri kalanlar oturuyor, 300 kişi kalıyor. Sonra diyor ki işte burada diyor kaç kişinin, hatta kitabın o sahnesi benim çok hoşuma gitti. Size de okuyayım. Eğer bulabilirsem tabii ki. Sanırsam şuralar. Evet, okey. Şimdi diyor ki herkes ayağa kalktı diyor. 4 çiftten daha fazla ayakkabınız varsa lütfen yere oturun dedim işte arkadaş. Bir grup insan yerine oturdu. Yaklaşık 50 kişi hala ayaktaydı. 8 çiftten daha az ayakkabınız varsa oturun dedi. Daha fazla insan oturdu. Yaklaşık 30 kişi kaldı. 16 çiftten daha az ayakkabınız varsa oturun dedi. 19 kişi kaldı. 9 hala kadındı, ayaktaydı. 32 çift ayakkabıya sahip olanlar dedi. 3 kadın sadece ayakta kaldı. Gülümsedim. Utanmayın bayanlar, bana doğruyu söyleyin. Çünkü burada bir prensibi kanıtlıyorum. Kaçınızın 64 çiftten fazla ayakkabısı var? İkisi oturdu, biri ayakta kaldı. Utançtan kızarıp bozarıyordu. Kaç tane ayakkabınız var? Yaklaşık 80 çift dedim. Çok teşekkür ederim. Şimdi oturabilirsiniz dedim. Bu kadına alkış lütfen. Herkes alkışladı. İnsanların %20'sinin ayakkabılarının %80'ine sahip. Bunu görebiliyor musunuz dedim. Hepsi başını sallayarak anladı. Aslında burada anlatmaya çalıştığı şey, bir insan ayakkabı sektörünü nasıl almışsa aynı şekilde para sektöründe Jeff Bezos almış, arka tarafta Elon Musk almış, Warren Buffett almış. Bunlar dünyanın hani aklınıza gelecek %80'lik insanların %20'si bütün bu paralara sahip. Siz belki hayatınız boyunca çalışsanız bile, sülaleniz bile çalışsa belki onların kazandığı parayı kazanamayacak. Belki çok daha fazlasını kazanacak. Bunu hiçbir zaman kimse bilemez. Her nasılsa ayakkabılarda da öyle mesela. Bir kadında 80 çift varken diğerlerinin hepsinin neredeyse toplamına sahip. Burada aslında vermek istediği, söylemek istediği ders çok güzel bir şey. Hayatta bir şeyi yapmak isteyen ve bir şeye karşı ilgisi olan insanlar her zaman o sektörde herkesin önüne geçiyor. Yani buradan ne demek istiyorum? Bir kadının bir 80 tane ayakkabısının olmasında bir sorun yok. Sorun olan şey, kadının neredeyse oradaki olan bütün insanlar kullandığı ayakkabı kadar ayakkabıya sahip. Burada her şeyde geçerli bu. 80-20 kuralı zaten burada yaşıyor. İnternette baktığınız zaman en çok sattığınız ürünler, benim bile aynı şekilde bizim şirketinde en çok sattığımız ürünler genellikle bize şirketimizin %80 cirosunu kazandırırken geri kalan %20 ürünlüklerde geri kalan %80'lik kısmı şey yapıyor. Yani anlatmaya çalıştım. Eğer ne satıyorsanız size gelir kazandıran ya da sizin sevdiğiniz ya da size getirisi olan şeyler daha çok odaklanırsanız, yani
%20'lik kısma daha çok odaklanırsanız daha çok kazanırsınız. Çünkü çoğu insan bunu gözden kaçırıyor ve her şeyi yapmaya çalışıyor. Her şeyi yapmaya çalıştığı için de ne yazık ki gün sonunda hiçbir şey yapamıyor. Çünkü artık yoruluyor, aşırı stres, sürekli bir dalgınlık, bir şeye karşı odaklanamadığı için hiçbir işi de verimli bir şekilde yapamıyor. Ve en sonunda uzun yolun sonunda yorulup ya hiçbirini yapmıyor ya da farklı bir sürece ulaşıyor. O yüzden e-ticaret sektörlerinde de diğer sektörlerde de arkadaşlar hangi şeye katılacaksanız katılın. Her zaman bir şeye odaklanın ve bu şey sizin en iyi yapabildiğiniz şey olsun. Çünkü hayatta herkesin en iyi yapabileceği bir şey var. Ve bu şeylere odaklandığınızda ben şeyleri çok seviyorum. Özellikle ev hanımları ya da evde yaşayan böyle birkaç tane geçen kitap buldum. Onları da okudum. Ev hanımları nasıl milyoner olduklarını yazıyor. Kendi hatta birkaç tanesini de kitabını da paylaştım. Bana hatta teşekkür mesajı attı arkasından. Yani hesapları neredeyse 1 milyona yakın. Hala çok güzel bir şey yapabiliyorlar. O yüzden arkadaşlar asıl olay sadece bazı bakış açılarını değiştirmek. Bence bunu herkesin yapabileceğine inanıyorum. İyi yayınlar, teşekkür ederim. Varsa sorunuz görmedim ama gerçekten sizin gibi insanlara ihtiyacımız var. Birçok şeye kattınız. Yusuf teşekkür ederim. Tabii ki her zaman sizin de hepimize birbirimize yardımcı olmamız gerekiyor ki çok daha başarılı işler yapalım. Çünkü sonuçta ben tek başıma bile olsam yani takımla beraber de olsak her zaman sizin gibi iyi insanlar, başarılı insanlarla daha çok başarılı olacağız. Bakın normalde hani dinle ilgili bir şey değil bu. Öyle algılamayın. Fakat Yahudilerin aslında dünyanın en zengin insanların arasında olmasının sebebi şu. Hepsi birbirinden sadece alışveriş yapıyor. Sadece hepsi birbirine bir şey alıp satıyor. Ve bu şekilde çok büyük bir ticarete sahipler. Ve bu şekilde de çalışıyorlar. Ben Türkiye'de yaşayan özellikle arkadaşların her konuda birbirlerine yardımcı olmasını çok istiyorum. Ve ayrıyeten de bu süre zarfı içerisinde arkadaşlar unutmayın pazar çok büyük, her şey çok büyük. İnsanlara yardım ederseniz emin olun başkası da size yardım eder. Bunun için yardım etmeyin ayrı bir konu. Bu bambaşka bir şey. O zaman daha kötü olur. Ne demek bu? Siz ona yardım edersiniz, belki o size yardım etmez ve bu sefer de içinizde kötü duygular büyür ve ben ona yaptım, o bana niye yapmıyor diye. Bu yaptığınız şeyi de belki daha kötü hale getirebilir. Bazen bakışlarınız, düşünceleriniz su gibi olmalı. Yani düşünceleriniz bırakın aksın gitsin. Ticaret hayatında da bu aynı şekilde önemli. O yüzden hangi işi neyi yapıyorsanız yapın, size yakışanı ve sizin hissettiğinizi, iyi hissettiğiniz şeyi yapın. Ticarette çok büyük para var. Her şey para değil. Her nasılsa ne zaman ki inandığınız şeyi yapıyorsunuz işte o zaman para işinize çok yarıyor. Ve bu şekilde çok daha hızlı bir şekilde büyüyorsunuz. Çünkü zaman satın alıyorsunuz. Ne kadar daha çok zaman satın alırsanız o kadar daha çok başarıya ulaşırsınız. Eğitim paketleriyle alakalı bir şey soracağım. Milyoner paketten önce Telegram grubuna da katılabiliyor muyuz? Süleyman galiba kusura bakma. Şöyle bir durum var. Yavaş yavaş ben dedim Telegram gruplarına katılabilirsiniz tabii ki bir sorun yok. Yavaş yavaş Telegram gruplarını ilerleyen süreçlerde ben kapatacağım. Ticket sistemine geçiyoruz arkadaşlar. Ticket sisteminde bu eğitime katılan her arkadaşa biz bir link vereceğiz. Bir ay boyunca istediği soruyu istediği şekilde sorabilir. Biz de o soruların hepsini eğitimin içerisinde günlük olarak videosunu çekip koyacağız. Örnek veriyorum bir ticket açtınız. Ticket'ın cevabı eğitimin içerisinde olacak. Ben videolu bir şekilde anlatacağım sizlere. Çünkü yazarak çok diyalog oluyor. İşte ben bir şey diyorum ben anlamadım diyor. Anlatarak yazdığım zaman videoyu çektiğim zaman çok daha güzel oluyor. Sanırsam ayarlanmış olması gerekiyor. Yarın postunu paylaşırlar. Herkes artık bundan sonra bu şeye geçecek. Bu ticket sistemi bir ay devam edecek. Ondan sonra da arkadaşlar Telegram grubunda durabilirsiniz. Sorun yok ama soruların hepsinin cevabını sadece ticket sistemiyle yapacağız. Çünkü şöyle bir durum oluyor. Arkadaşlar çok öğrencimiz var ve hepsi aynı soruyu soruyor. Ve hiçbir zaman bu sorular bitmiyor ve aynı soruları biz sürekli aynı şekilde cevaplıyoruz.
Bu ki bilgi kalabalığını engellemek için ticket sistemi geliştirdik. Ticket sistemi bir ay boyunca ücretsiz olacak. Bütün şey alanlara eğitim içerisinde olacak videolar bu arada. Ondan sonraki şeyi sanırsam 9 pound gibi bir aboneliği olacak. Arz ettiğiniz takdirde ticket açmak isterseniz, yani bu ticaretiniz iyi gidiyorsa neden olmasın. O şekilde kayıt olabilirsiniz ama eğitime katılan herkese ilk ay ücretsiz olacak, bilginiz olsun. Ondan sonra da eğer hala sorularınızı sormak isterseniz de bu ticket sistemine katılabilirsiniz arkadaşlar. Milyoner paketi tanıtırken benim kendi taktığım yöntemim var dedin. Bu sadece eBay paketi eğitimde de var mı? Var. Hepsi eBay. Sonuçta o gösterdiğim eBay'di. eBay'in içerisinde mevcut. Ya şöyle bir durum söz konusu. Milyoner paketle eBay eğitimin fiyatı aynı. Yani alıp sonra da sende kalması bence daha mantıklı. Sen bilirsin neyi almak istiyorsan, bir şey diyemem. Ama bütün paketleri yavaş yavaş kaldırıyorum. Kampta diğer şeyleri sadece bir pakete çeviriyorum arkadaşlar. Bütün eğitimleri bir paket içerisinde yapıyorum. Hani bilginiz olsun. Ve sadece bir şeye odaklanacağım. Bütün eğitimleri. Şu an Amazon'u yüklüyorum mesela. Çok kişi Amazon'u sordu çünkü. Arkadaşlar eğitimleri yüklemek bir şey değil ama benim kontrolümden geçerek yüklenmesi gerekiyor ki bu şekilde doğru bir şey olsun sizlere. Hani çünkü bütün eğitimleri birleştirmek gerçekten zamanımı alıyor. Yani şu an size konuşurken bile onları yapıyorum. Ve hani abartısız bir şekilde yani 1000-2000'den fazla video var ve edit kısmı oluyor bunların. Bir edit bazen 3 saatimi alıyor. Bunların farklı farklı süreçleri var. Yani o yüzden mümkün mertebe en kaliteli bir şekilde. Çünkü bu dünyanın en iyi eğitimi olmasını istiyorum. Bunun için çalışıyorum ve dünyada hiç böyle bir eğitim yok. Bütün eğitimleri farklı farklı yerlerden farklı farklı paralar alıyorsunuz. Biz bunların hepsini sizin için milyoner paketini bir pakette buluşturduk. O yüzden bu şekilde yapabilirsiniz. Ürünün vergisi, ürün başı mı yoksa aylık vergi mi? Seller Hub'da. Yani bu şöyle bir şey. Diyelim ki ne kadar ciro yaptın, giderini çıkartırsın. Bunu sana söyleyecek kişi muhasebeci ben değilim de. Geri kalan kâr marjında genellikle %20'si sistemden vergi olarak senden alınır. Bunu da sen ödersin. Yani İngiltere'de yapıyorsun, Amerika'da biraz daha farklı. Eyalet eyalet olduğu için onlar farklı para şarj ediyor. Okey, varsa sorusu arkadaşlar lütfen sorusunu sorsun. Yayına katılmak isteyen varsa yayına istek gönderebilir. Ben de sorusunu katabilirim. Bu arada milyoner pakete dahil olan arkadaşlar varsa lütfen bir İstanbul'da seminer yapacağım arkadaşlar. Bütün her şeyi size anlatacağım. İş modellerini vesaire. Katılmak isteyen varsa siteden seminer için bir bilet alabilir. Bilet 99 puan arkadaşlar. Ya da eğitim alırsa milyoner paket eğitimi direkt onlara ücretsiz olarak oluyor. Bilginiz olsun. Hangisini istiyorsanız artık size bırakıyorum. İstanbul'a geldiğinde bir yer ayarlayacağız ona göre. Katılmak isteyen arkadaşlar gelip katılabilir. Ve bence çok güzel geçecek bu meeting. Bayağı bir kişinin işine yarayacağına inanıyorum. En son geldiğimde çok güzel geçmişti çünkü. Bakalım bu geldiğimde tekrar şey yapabilir miyim bilmiyorum. İstanbul, Ankara taraflarına gelebilir miyim bilmiyorum. Belki İzmir taraflarına gelebilirim sadece. Bursa ya da o civarlarda Kuşadası. Ama fazla vaktim olacağını düşünmüyorum. Bayağı bir yoğunuz arkadaşlar arka tarafta. Sizler için çalışıyoruz. Daha iyi işler yapabilmek için. Evet. Umarım faydası da oluyordur sizlere. Amazon'u kullanırsan eBay'de suspend yersin diyorlar. Onları dinle o zaman. Ne diyebilirim ki? Geçen YouTube'da bir çocuk gördüm. Daha 23 yaşında. 3 tane eBay hesabı var. Ve üçünde de Amazon'dan yapıyor. Tam 1 milyon dolara ulaşmış. Onun YouTube kanalı nerede bilmiyorum da. Böyle denk geldi. Yani yapmasını bilen yapıyor arkadaşlar. Yapmasını bilmeyen de nasıl yapılamayacağını anlatıyor. Karar senin. Başarısız mı dinleyeceksin, başarana mı? Eğitim süresi ne zaman bitecektir?
Akın abi, parayı denkleştirmeye çalışıyorum. İsmail büyük ihtimal Ramazan'ın sonunda bitecek. Ondan sonra da 4000 pound'u çıkacak. Şu an indirimli 99 pound. Katılmak istiyorsanız arkadaşlar bence şu an katın, sonra çünkü o eğitimler şey olduğu zaman yani 2000, ben 4000 pound civarı bir para belki Türkiye'de yani normal aslında fiyat, bütün eğitimler bir içerisinde de dediğim gibi şey yapmak isteyen varsa bu şekilde katılabilir arkadaşlar. Çünkü içerisinde gösterdiğimiz eğitimler gerçekten yani kazandığımız paralar hepsi her bölümde aşağı yukarı 10 bin ile 100 bin sterlin arası satış yaptığım şeyler var arkadaşlar. Hani diyelim ki Amazon Merch'ten şu işte 1000 poundluk satış yaptım, onu size gösterdim. İşte Amazon Kindle'dan 10 bin poundluk satış yaptım, örneğin gösterdim. İşte ne bileyim işte YouTube'dan işte 1 milyon yaptım, onu size gösterdim. Her bölümün şeyi var. Ve bunların hepsi bir pakette. Yani sırayla izlediğiniz zaman arkadaşlar zaten demek istediğimi anlayacaksınız. Bayramda devam etme şansı var mı? İsmail hiçbir fikrim yok. Yani açık konuşmak gerekirse zaten şöyle bir durum söz konusu. 99 puan gerçekten bu ticareti yapmak isteyen arkadaşlar için çok şey bir para. İnsanlar diyorum ya, bayramda ayakkabı bile alsan neredeyse o kadar bir paraya geliyor. Bu kendine katabileceğin o kadar güzel bir şey ki çoğu arkadaş daha alır almaz bana 2-3 tanesi mesaj attı. 200-250 poundluk satış yapmış. Yani adamlar da aldı, ikinci gün çıkardı parasını. Bu tamamen size kalmış bir şey arkadaşlar. İnşallah herkes de öyle yavaş yavaş başlar. Benim çok hoşuma gitti. Şey çok mutluyum yani bu konuda. Okay. Şu an Amazon Dropshipping eğitimini ekliyorum. Peki. Abi Green Card hakkında düşüncen ne? Yok, alakasız değil. Her zaman sorun yok. Green Card'ın ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Öncelikle onu söyleyeyim dürüst bir şekilde. Green Card benim bildiğim kadarıyla Amerika'ya gitmek için çalışma vizesi tarzı bir şey veriyorlar diye biliyorum. Her nasılsa hiç böyle bir şeyim olmadı. Yani Amerika'ya gitme gibi bir niyetim olmadığı için hiç o şeye girmedim. İngiltere'deki işte Ankara Anlaşması vesaire gibi vizeleri biliyorum da bilmiyorum. Yani olay aslında Green Card ya da başka bir şey değil. Benim kendi tarafımdan baktığın zaman Amerika'ya mı gitmek istiyorsun? Çok güzel. Amerika'ya niçin gitmek istiyorsun? Para için, çalışmak için ya da başka şeyler için. Tamam, çok güzel. Peki orada ne yapacaksın? İşte gideceğim bir parkta köpek dolaştıracağım, bakıcılık yapacağım. Tamam, süper. İstediğin hayat bu mu? Hayır. Aslında odaklanman gereken şey oraya niçin gitmek istiyorsun? Ondan sonraki süre içerisinde vizeye başvurabilirsin, farklı şeyler yapabilirsin. Tonlarca vize örneği var. İlla Green Card değil Amerika'ya gitmek için. İş başvurusu yaparsın. İş yeterli bir eğitim düzeyin varsa, yoksa dil okullarına gidersin. En kolay da dil okullarına gidersin. Yani girebilmen için. Evlenebilirsin. Bilmiyorum. Eskiden o işe yarıyordu. Şu an yarıyor mu? Tavsiye etmem tabii ki öyle sahte bir evlilik yapmanı kesinlikle. Çünkü artık araştırıyorlar onu. Yani ilişkilerinizi şey yapıyorlar. Kontrol ediyorlar. Ben hiç unutmuyorum. Litvanya vizesine başvurduğum zaman bu kadar falan kağıt. Ta en baştan tanıştığımız günden konuştuğumuz işte şey yaptığımız zamana kadar bütün konuşmalarımızı konsolosluğa getirdim. Bütün orada çektiğim ailesiyle fotoğraflarını vesairesini, yani demem o ki sana evlilik vizesi biraz uğraştırıyor. Ben öyle gelmiştim. Tavsiye de etmiyorum açık konuşmak gerekirse. Yani aa, kafam yandı ya şu an. Yanlış bir şey yaptım. Yok, yapmamışım. Süper. Yapmışım. Başta yanlış etmişim. Amazon da ileri seri taktikler. Okey. Okey. Şeyleri aynı yapmışım. Pardon bu arada, kusura bakmayın. Bayramda Antalya'ya buluşuyoruz değil mi? Valla o kadar çok istiyorum ki Antalya'ya gelmeyi. Antalya'ya gelirsem zaten daha şey yapmam. Ne derler? Antalya'ya çok... Antalya'da ben bir kere geldim. O da hiç unutmuyorum. Marmaris'e gittim. Çok sevdiğim bir arkadaşım vardı.
O zaman Marmaris'e gittiğimde şey yapmıştım. Ne için gitmiştik Marmaris'e? Ha, tatile gitmiştik. Ben o zaman şeydim. Marmaris'e gittik. Marmaris'te benim arkadaşım var çok sevdiğim. O da sahne alıyordu, canlı müzik yapıyordu. Ben de gittim onun yanına. Ondan sonra okey. Okey, pardon. Ups. Marmaris'e gittik. Ondan sonraki süre içerisinde böyle orada sahne mane aldık. Bir şeyler yaptık. Oradan da Litvanya'ya dönmem gerekiyordu. Litvanya'ya dönebilmek için de o zaman bir bilet almıştım. Antalya'daydı bilet uçuşu. Antalya'ya gittik. Ben Antalya ile Marmaris'i o zaman yakın biliyorum tabii ki. Otobüs aldım. 4-5 saat ne sürdü? Ben o kadar uzak olduğunu bilmiyordum. Yani ben sandım ki yakın. Benim haritam çok kötü çünkü harita bilgim. Böyle bastık gittik ve Antalya'da hava 25 dereceydi. Ben Litvanya'ya uçtum. Eksi 15 dereceydi. Ben tişörtle yani sıfır kollu tişörtle uçtum Antalya'dan. Litvanya'da bindim eksi 15 derece. Arada 3 saat ne sürdü? 3-3,5 saat sürdü uçuş. 40 derece fark etti. Komaya girdim. Böyle bir şey mi olur ya dedim. Yani çok gülmüştüm o yüzden. Antalya'ya tekrar böyle ağız tadıyla gelip şey yapmak çok isterim. Çünkü o geldiğimde sadece biraz bir alay alıcı uçuşum vardı o yüzden. Çok da eski 2013'tü herhalde bu. Şu an 2000 kaçtayız? 2022 yıl 9 sene. Zaman çok çabuk geçiyor gerçekten. Alsancak. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Ben Antalya'dayım. Antalya'da var mı başka? Merhaba. İyi yayınlar. İyi yayınlar arkadaşlar. Teşekkür ederim. Şüphesiz Antalya dünyanın en güzel şehridir. Ya adam Atatürk biliyor. Antalya. Ben açık konuşmak gerekirse şeyi çok seviyorum. Orada çok güzel zamanlarımız geçti çünkü bizim çocukken. Ben 16-17 yaşlarında çünkü sahne alıyorduk. Fethiye'de, Hisarönü'nde, Marmaris'te, İçmeler'de. Ben İçmeler'i çok severim. Ben tam İçmeler insanıyım. Orada yaşlı İngilizler emekli. Oturuyorlar sabahtan akşama kadar işte bilardo oynuyorlar, bir şeyler içiyorlar. Müzik, güneş, oturuyorlar kitap okuyorlar. Tam benim hayatım. Yani ben mesela içmeleri çok seviyorum. Akşam mesela bir bisiklet kiralıyorum. İçmeler, bazen yürüyüş yapıyorum. Bazen gitarımı alıyorum. Kumsal, güneş batıyor, gitar, işte taze sıkılmış portakal suyu. Güzel yani ben Marmaris, Antalya taraflarına. Bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Şimdi ne desem de dürüst konuşmak gerekirse İngiltere'de yaşıyorum. Londra'dayım. Yani yılın belirli günleri güneş gören bir ülkede yaşadığım için. Yani Antalya, İstanbul'a geldiğimde her yer. Yani Türkiye'ye geldiğimde her yer benim için zaten cennet. Beni İstanbul'da yürürken görmeniz lazım. Hani gerçekten şöyle dudaklarımı böyle yürüyorum mutluluktan. D vitamini geliyor vücuda böyle. Buram buram D vitamini. Burada mesela ben çoğu zaman şey kullanıyorum. Her zaman değil. Bu aralar beni rahatsız ediyor nedense. Tansiyonumu yükseltiyor da. D vitamini falan kullanıyorum normalde. Çünkü burada alamıyorsunuz onu. Ve D vitamini alamayınca da ister istemez psikolojisinde ufak tefek depresyon şeyleri yaşanıyor. Aslında dürüst konuşmak gerekirse bence depresyonu tetikleyen çok şeyler var. Yorgunluk, stres. Stres aslında insanın yapamadığı şeylerden ya da yapmadığı şeylerden vücudunda birikmesinin kaynaklanmasından oluşan bir şey. Yani tabii ki bazı durumlar şey oluyor hayattan gelen şeyler dışarısında. Mesela stresli insanların genelde çoğu erteleyen insanlardır. Neyi ertele? Her şeyi ertelerler. Bu ne demek? Bir araştırmaya göre adını da unuttum. Parkinson diye bir şey var ama bu hastalık öteki sizin bildiğiniz hastalık değil. Parkinson kuramı diye bir şey var. Bu kuramda insanlar, başarısız insanlar genellikle her şeyi ertelerler. Yani bu ne demek?
İşte yarın yaparım. Çünkü niye bunu yapıyor? Çünkü yapabileceğinin hakkında bir bilgi sahibi var. Örnek veriyorum, ayakkabını yıkadım mı? Yarın yıkarım. Nasıl olsa yapabileceğine inandığı için beyin bunu sürekli olarak erteliyor. Ertelediği için de sürekli olarak yarın yaparım, yarın yaparım. Bu mesela işte ticarete girmek için yarın ticarete girerim, sonra girerim. Very good. Onu yaparım, bunu yaparım. You okay? Okay. Yani sürekli olarak her şeyi insanlar ertelediği için bu insanlarda ister istemez kaygı yaratıyor. Yani o yüzden bu bir hastalık ve bunu gerçekten kitap üzerine kaç tane kitap yazılmış. O yüzden ne yapıyorsanız yapın, yaptığınız şeye bir süre koymak zorundasınız. Ticarete gireceğim. Ne zaman gireceksin? Ne zaman borcun olduğunda mı ya da başka bir şey olduğunda? Hayır. Kesinlikle ve kesinlikle insan özellikle ülke, araştırma yapmışlar. Bir Türkiye'deki insanların çoğunun başarısız olmasının tek sebebi tabii tek değil ayrı bir konu da erteliyorlar her şeyi. Niye ertelediğini diye sorduklarında dedikleri şey nasıl olsa yaparım. Çünkü gerçekten onu yapabilecek zekaya ve güce sahipler. Fakat ufak tefek şeyleri bile yapmadıkları için hep erteledikleri için her şeyi hayatta ne oluyor? İçer içer vücut kafasında yarım kalan bir şeyi beyin şöyle çalışıyor. Herkesin değildir ama çoğu insanın beyni böyledir. Beyin yapmadığı şeyi hiçbir zaman unutmaz ve beyninde ona bir yer açar. Bu ne demek yani? Örnek veriyorum, yemek yapacaksınız ama ertelediniz. Bu yemek yapmadığınız için beyninizde açık bir dosya olarak kalır. Ve bu yemek yapılana kadar o beyin size sürekli bunu hatırlatmaya çalışır. Ve siz erteledikçe o orada daha çok büyür. Ve büyüdüğü zaman da gün sonunda şöyle bir durum oluşur. Sizi strese sokar. Çünkü farkına varmazsınız bunun yemek yapmadığınızdan dolayı olduğunu. Çünkü beyin size o sinyali öyle vermez. Bir şey yapmadın ve bunun telaşı olması gerektiği için sana bunun sinyalini verir. Mesela sen anlamazsın. Ve stresli insanlar ya da kaygı bozukluğu yaşayan insanların çoğu genel olarak nasıl söyleyeyim şeyle alakalı problemleri yaşıyordur. Yani erteleme hastalığına şeyde bunu aşarsanız size bir şey söyleyeyim mi? Hayatınızda aşamayacağınız hiçbir şey yok. İlk şey kendinizin erteleme şeyini çözmeniz. Ertelemeye başladığınız zaman hayatınızı erteliyorsunuz. Çoğu insan diyor ki ticarete ben yazın girerim sonra şunu yaparım. Arkadaşlar kaçırdığınız her an için para kaybediyorsunuz, zaman kaybediyorsunuz ve hayatınızdan şeyler gidiyor. Yani bugün bu sistemi oturtsanız belki bir yıl sonra hiç ömrünüzün sonuna kadar çalışmanıza gerek kalmayacak. Bu garanti değil. Fakat denemeden bilemezsiniz. Ve bunu şimdi başlarsanız bir yıl sonra başkasının yanında çalışmak zorunda kalmayacak ve hayatınızı istediğiniz gibi yaşayabileceksiniz. Ama benim daha hazır değilim. Hiçbir zaman hazır olmayacaksınız. Ama benim o kadar bilgim yok. Hiçbir zaman bilmeyeceksiniz. Benim bugün yıllarımı verdim. Benim bile bilmediğim tonlarca bir şey var ki hiçbir zaman her şeyi bilemezsiniz zaten. Bunu diyen zaten mantık hatasıdır. Hiçbir zaman her şeyi bilemezsiniz. Bir şeyi öğrenmek istiyorsunuz, onu yaparak öğreneceksiniz. Bu en önemlisi. Sonuç olarak çoğu şeyi yolda öğreneceksiniz. Çoğu işi yolda öğreneceksiniz. Yani yola çıktığınızda güzel insanlarla çalışırsanız ne mutlu size. Çok güzel paralar da kazanırsınız. Yaptığınız işten her gün de mutlu olursunuz. Ve en önemlisi kendi işinizin sahibi olduğunda güzel sizin gibi bu işi yapmayı isteyen ve gerçekten sizin inandığınız vizyona inanan insanlarla çalışırsanız da çok güzel olur. Aslında bir şirket kurmak çok zordur. Hani insanlar kolay sanıyor. Evet, 12 puanda şirket açılıyor. Fakat arka tarafta yapmanız gereken o kadar şey var ki buzdağının yanar şey gözüken kısmı gibidir bir şirket açmak. Ve alt tarafında görmek istemeyeceğiniz çok şeyle karşılaşırsınız. Bu uzun yol, eğer ticaretiniz gerçekten çok eskiyse, ben 3-4 tane şirket açıp kapattım, birkaç tanesini batırdığım için bunu rahat bir şekilde söylüyorum. Gerçekten milyoner, multimilyoner ya da milyoner insanların hepsi bu zamana kadar birkaç şirket batırıyorlar arkadaşlar. Bu kötü bir şey değil. Çoğu insan okul sisteminde bize hata yapmamayı öğrettikleri için herkes ya ben de batarsam ne olacak deyip hayatını hiçbir şey yapmadan geçiriyor. Halbuki okul sisteminin zaten sistemindeki hata ya da o anlatılması gereken şeyin farklı olmasının sebebi şu. Ne demeye çalışıyorum? İnsanlar hiçbir zaman hiçbir şeyi hatasız bir şekilde yapmaya çalıştıkları için hiçbir şey yapamıyorlar. Ve işin garip yanı
bir şey denemedikleri için de hayatları ve ömürleri geçiyor. Hiçbir zaman risk almıyorlar. Çünkü okulda hata yapma, anneniz babanız hiç olman, sen yanlış yapma. Halbuki en doğru bilgiyi yanlış yaparak öğrenilen bilgidir. Tabii ki bazı yerlerde kitaplar okuyarak, seminerlere katılarak, webinarlere giderek sizin istediğiniz şeyi başarmış insanlardan ders alarak belki 50 yıl, belki 100 yıl kar elde edebilirsiniz. Ben niye kitap okuyorum her gün? Çünkü her okuduğum bilgi sayesinde kazanacağım paraya kat ve kat daha çok kazanıyorum. Parayı kazandıktan sonra ne yapıyorum? İnandığım şeyi daha iyi yapıyorum. İnandığım şeyi daha iyi yapınca ne oluyor? Herkesten daha iyi oluyorum. Herkesten daha iyi olunca ne oluyor? Piyasada tek olduğunuz zaman arkadaşlar, açık konuşmak gerekirse herkes sizinle çalışmak ister. Çünkü herkes verdiği paranın, örnek veriyorum, biz eğitim veriyoruz 99 puanda. Herkes veriyor. Ben 4 milyon eğitmenin arasında Amazon'da, eBay'de birinci oldum. Hem de İngilizce olarak eğitimde arkadaşlar. Türkçe zaten şey yaptım. Niye bunu yapabildim? Çünkü amaç şu. Onlardan daha çok bilgi bildiğim için yani otomatikman eğitim alan insanlar para kazandı. Para kazandığında otomatik şöyle bir durum oldu. Abi ben şu kadar para verdim ve fazlasıyla karşılığımı aldım. Bu bilgileri hiçbir yerde ben bilmiyordum. Eğitim alanlar, eğitim satanlar bile benim eğitimimi alıyor. Hani sebebi şu, adamların da öğrenmesi gereken bir şey var. Biz bu kadar bilgiyi nasıl öğreniyoruz? Ben çünkü benim zamanımda başladığımda internette böyle şeyler yoktu. Ve hepsini kendi ticaretimle, şirketlerimi batırarak öğrendiğim için bunun en güzel şeyi bu. Evet, bazı kanallar gerçekten güzel içerikler üretiyor. Haklılar. Fakat şöyle bir şey var. O içeriği izledikten sonra sen bu ticareti yapabiliyor musun, yapamıyor musun? Kendine sorman gereken tek şey şu. Sen ne istiyorsun? Çünkü o videoyu izlemendeki sebep ne? Para kazanmak, finansal özgürlük, kişisel özgürlük, kendi işinin patronu olmak, zaman tasarruf etmek, problemlerini çözebilmek, artık problemin neyse. Ve bu sebepten dolayı o videoları izliyorsunuz. Fakat bu videoyu izledikten sonra, güzel bir video içerik olabilir. İzledikten sonra öğrendiği ya da öğrenilen şeyden bir şey kapabiliyor musun? Ya da bir para kazanabiliyor musun? Ya da bir iş modeli oluşturabiliyor musun? Cevabın hayırsa üzgünüm. Onu ne kadar daha çok takip edersen sadece zaman kaybedeceksin. Ve ne kadar daha çok zaman kaybedersen de amaçlarını ve hedeflerini ertesi gün, ertesi gün, ertesi gün erteleyeceksin. Çoğu insan diyor ki ben yapmak istiyorum ama işte bir bilgim yok ya da bir şeyim yok. Sebebi şu, kafan karışık. Çünkü Türkiye'de insanlar biraz farklı ne yazık ki. Farklı bir bakış açısına sahip. Çünkü çoğu insanın farklı bir bakış açısına sahip olduğu için siz ne zaman bir şey yapmaya kalksanız kendi başınıza sizi aşağı çekiyorlar. Aşağı çektikleri için de slow, okay. Aşağı çektikleri için de sürekli olarak sizlere tam bir şey yapayım derken böyle bir anda şey oluyor. Can you close the doors? Give me kiss. Thank you. Not yet, I'm still. Okay? Yani demeye çalıştığım arkadaşlar, elbette ki hayatınızda zorluklar olacak. Bunlar çok normal. Fakat inanmanız lazım, harekete geçmeniz lazım. Aksi takdirde hayatınızda hiçbir şey yapamayacaksınız. Ve bunu yapamadığınız için de ne yazık ki yani bunu başaramadığınız için de ne yazık ki harekete geçmiyorsunuz. Ya asıl olay şu. Ne istiyorsunuz? Ömrünüzde bu hayata niye geldiniz? Ve bu hayatta ne yapmak istiyorsunuz? Bu hayattaki amacınız, hedefiniz, vizyonunuz ne? Bunları başarabilmek için neler verebilirsiniz? En önemlilerinden bir tanesi. 19 yaşındayım. İlk ürünümü sattım. 23 yaşındayım. Milyonerim. Neden olmasın? Bunu şöyle bir durum söz konusu. Erteleme hakkında verdiğim bilgiler müthiş, e-ticareti teknik bilgilerden çok daha yaptırıcı. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Yani aslında buradaki olay şu. Anlatmaya çalıştığım şey, bakın arkadaşlar, para kazanacaksanız ya da bir şeyler olmak istiyorsanız diğer insanların bilmediği bilgilere sahip olmanız gerekiyor. Yani aksi takdirde herkesin bildiği şeyi yaparak herkes de kazandığı parayı kazanabilirsiniz. O yüzden benim size tavsiyem, harekete geçin ve gerçekten inandığınız şeyi yapın. Çünkü bunu yapmadığınız takdirde arkadaşlar
Ne yazık ki çok da böyle şey olmayacak. Nasıl söyleyeyim? Tam kelime anlamı olarak nasıl söyleyebileceğimi bilmiyorum. Fakat hayatınızı hiçbir zaman ileri boyuta götüremeyeceksiniz. Yani şöyle olması gerekiyor. Bakın, Türkiye'de ülkemi çok sevdiğim için Türkiye örneği veriyorum. Çünkü çok farklı ülkelerde de yaşadığım için bunları çok rahat bir şekilde görebiliyorum. Türkiye'de kazanılan bir ekonomik şey vardır. Hani seviye, orta refah seviyesi, işte normal işçi seviyesi, normal işte asgari ücretin altı. Bu para oyunu, bunu anlamanız lazım. Ve bu süreç içerisinde eğer sizler rahat bir şekilde düşünmeden bir şeyler alıp yaşamak istiyorsanız, diğer insanların düşünmediği şeyleri düşünmeniz gerekiyor. Bu ne demek? Aslında bu şu arkadaşlar. Gerçekten çok şey bir şey. Bir insanın asgari ücret almasının tek sebeplerinden birkaç tanesi standarttır. Yani şöyle. Bir işte çalışıyorsunuz. Diyelim ki kahvede çalışıyorsunuz. Hiçbir işi küçümsemiyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Ben hepsini yaptığım için hiçbir problem yok ve utanılacak bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Sadece bunun bir süreç olduğunu düşünüyorum hepiniz için ve hepimiz içindi zamanda. Bu bir süreç olduğu için arkadaşlar bu süreci bir iş olarak görün. Yani ömrümün sonuna kadar emekli maaşı alacağım, orada yaşayacağım diye düşünürseniz geçmiş olsun. Fakat bunun bir süreç olduğunu, bu işi de görmeniz gerektiğini anlamanız gerekiyor. Ben yıllar önce 10 yaşımdayken İngilizce eğitim alıyordum. Özel benim akrabam, abim İngilizce öğretmeniydi. Bana İngilizce öğretiyordu. Arkadaşlarım dışarıda oynarken ben İngilizce eğitimi alıyordum. Ve 10 yaşında bir çocuğun neden bir İngilizce ihtiyacı olduğunu düşünüyordum 10 yaşında. Yani ben de arkadaşlarım gibi dışarıda çıkıp misket tası oynayabilirdim. O zamanlar bilmiyorum bilenler varsa. Fakat oynayamıyordum. Çünkü dersim vardı. 2-3 saat İngilizce öğreniyordum. Hep kendime sordum. Ben niye o zamanlarımı İngilizce öğrenerek geçirdim de arkadaşlarımla eğlenerek zaman geçirmedim diye. Şimdi günün arka tarafına baktığında hayat seni yurt dışına gönderecek ya da öyle bir yerde yaşatacağı için seni hazırlıyor. Sen anlamıyorsun tabii ki ilk aşamada. Yani ne olduğunu anlasan zaten olay her şey bitecek de. Biz çok her şeyi fevri karar verdiğimiz için mesela şu an e-ticarete giriyorsunuz. İşte benim inancıma göre şöyle bir gerçek var. Bilmiyorum neye inandığınız gerçekten beni ilgilendirmiyor. Her şey gönlünüzce olsun. Fakat varsayalım Allah diyelim. Çoğu insan Allah diyor. Siz nasıl çağırıyorsanız. Benim inancıma göre gerçekten Allah vermeyeceği şeyi hayal ettirmiyor arkadaşlar. Yani bunu anladığınız zaman zaten baya bir şey değişiyor hayatta. Yani bu ne demek? Hani ne istiyorsanız hayatınızda o şeyi düşünebilme yeteneğine sahipseniz, çünkü hiçbir şey kendiliğinden olmuyor. O şeyi düşünebilme yeteneğine sahipseniz ister istemez arkadaşlar o şey size vereceği içindir. O yüzden bu konuda içiniz rahat olsun. İnandığınız şey için sadece çoğu insanın yapmadığı şey şu işte. Herkes olumlu düşünmek istiyor, pozitif düşünmek istiyor ama Instagram'ı da geçtim. Örnek veriyorum TikTok'ta 10 saat aşağıdan yukarıya kadar kaydırıyor. Yani şimdi şöyle bir şey var. Ben milyoner olacağım, milyoner videoları izliyorum. Fakat tamam doğru güzel. Fakat bunu yaparak 10 saatini TikTok'ta geçirerek eğer TikTok'tan para kazanmıyorsan bence doğru değil. Doğru olan şey arkadaşlar bu arada sorularınızı sorabilirsiniz. Hocam bugün eğitim alacaktım. Sorun oldu. Yarın sabah alacağım inşallah. İnşallah Samet yazarsın. Çok teşekkür ederim bu arada. Hesap açtık. Kimlik doğrulama. Fotoğrafı kabul etmiyor. Tarayıcı 300 DPI ile tarat o şekilde gönder. Soru sorabilirsiniz tabii ki Emullah. Yani aslında olay şu. Bakın. Eğer bir şeyleri başarabilmek istiyorsanız hayatınızda bir yerlere gelmek istiyorsanız bu mümkün. Fakat bunu başaran insanları takip etmek bence en daha başarılı şey. Bu gerçekten benim hayatımda oyun değiştiren şey oldu. Çünkü kendi başıma ben de bugün ticaret yapıyorum. Ben de paralar yatırıyorum. Ben de bazen batırıyorum. Bazen yukarı çıkıyoruz. Bazen çok çok daha iyi oluyor. Fakat şöyle bir şey var. Bunu yaşayacak ya da bunu yapacak zamanınız yoksa kendi başınıza her şeyi deneyecek vaktiniz hiçbir zaman olmayacak. Bunu yapmış insanların hayat hikayelerini dinleyin, nasıl başardıklarını öğrenin
ve onlardan feyiz alarak ilerleyin. Zaten yola çıktığınız zaman en güzel şey bana göre yaşanmış olan tecrübeyi başkasının size anlatması. Bugün biz o kadar insanı milyoner paketiyle gerçekten milyoner etmek için gece gündüz çalışıyoruz. Sizle konuşurken bile arka tarafta videoları yüklüyorum. Sadece birkaç tane yanlış yaptım. O yüzden bıraktım ki yani eğitim içerisinde sonra bana aynı video yüklenmiş demesinler. Öyle diyorlar çünkü arada sırada. Arka tarafta 10 tane iş yaptığım için ister istemez böyle şeyler oluyor arada sırada. Yani demeye çalıştım arkadaşlar. Ticaret hayatı gerçekten size çok şey kazandırabilir. Hayatınızı değiştirecektir. Emin olun. Çünkü bakın eğer paranız varsa çoğu şeyi yapabilirsiniz. Bu güven sayesinde, bak Türkiye'deki insanlar neden çoğu başarısız biliyor musunuz? Ben size net sebebini söyleyeyim. Çünkü çoğu insan parası olmadığına inanıyor. Ve parası olmasına inandığı için de harekete geçmiyor. Çünkü niye? Kendini koruma altına almak istiyor. Çünkü o para belki onun son parası olduğuna inanıyor. O para giderse hiçbir şey olmayacağına inanıyor. Ve hep kendisini güvende tutuyor. Ve konfor alanından çıkmadığı için de hiçbir zaman başaramıyor. Çünkü beyin eğer kendini koruma altına alırsa, yani koruma altı dediğim security sistemini alırsa beyin, otomatikman ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Beyin hiçbir zaman hiçbir fırsat için harekete geçmiyor. Belki milyoner arkadaşınız var diyor ki gelin beraber iş yapalım. Aman diyor benim o şeyim var. Türkiye'de bilirsiniz haberlerde görmüşsünüzdür. Eskiden vardı şimdi bilmiyorum haberlerde ne var ama ben 3-4 yıldan beri televizyon izlemiyorum. Yani belki daha da fazla oldu. Şeyde birisi ölmüş ve şeyinden ne toprağa böyle 1 milyon mu ne gömmüş böyle eski şeyden böyle çıkartmışlar. Adam ölmüş parayı biriktirmiş ama öldü hiçbir şekilde kullanamadı. Yani baktığınız zaman Türkiye'de böyle var yani yastık altı. Yani yastık altı. Herkes yastık altı para biriktiriyor. Para biriktirerek zengin olan bana birkaç kişi gösterir misiniz arkadaşlar? Dünyanın en zengin insanları hiçbir zaman Warren Buffett ve diğer yatırımcı insanlar hiçbir zaman paraya yatırım yapmazlar. Bu currency'lere yatırım yapmazlar. Altına yatırım yapmazlar. Bu dolara yatırım yapmazlar. Pound'a yatırım yapmazlar. Ya da herhangi bir şekilde işte kripto para ya da diğer şey yatırım yapmazlar. Sebebi niye? Arkadaşlar şöyle bir durum var. Bu çok net ve doğru bir şey. Çünkü bir altının örnek veriyorum değeri 10 yılda birden 10 hisse yukarı çıkar. Diyelim ki 100 Türk lirası yatırdınız. Bunu 1000 pound'a ulaştırırsınız. Fakat o parayla Coca-Cola'dan bir hisse alırsanız o milyona ulaşabilir. Yani o yüzden anlatmaya çalıştığım bu adamlar dünyanın boşuna en zenginleri olmadı. Doğru yaptıkları çok şey var. Ve bu doğru yaptıkları şeyleri sizler de aynısını yapabilirsiniz. Eğer yapamıyorsanız yapmaya çalıştığınız şeyleri onların çalışma şekline uyarlayabilirsiniz. Çünkü başarıya giden yol bir arkadaşlar. 1000 tane kapı var ama bir tane kapı sizi başarıya götürecek. 999'u sizi uçuruma götürecek. Ticaret böyle bir şey. Edison lambayı bulurken 1013 kere lambayı patlattı ve en sonunda buldu ve bütün çağ neredeyse 100 yılın üzerinde onun bulduğu buluş sayesinde aydınlanıyoruz. Burada kendinize güvenmenizi istiyorum çünkü insanoğlunun inanılmaz sınırsız bir gücü var ve buna inanmanız gerekiyor. Çoğu insan buna inanmıyor. Yani benim hayatımda bir değiştiren sözlerden bir tanesi şuydu. Ben yıllar önce bu şey zamanlarında tabii ki o çocukluk zamanlarında belki herhalde aşağı yukarı 30-35 tane 30-35 kere falan bana işte Kur'an okuttular. Ben ezbere biliyordum bazı şeylerini bile. Hala da hatırlıyorum yani çoğunu. Arapça öğrendim. Sonra yurt dışına çıkınca işte Hristiyanlık hakkında çok bilgi araştırdım. 10 yıl önce tam böyle şey zamanlarımdı. Ve bayağı bir kitap okudum. Arka taraftan sonra Yahudilere çok merak sardım. Onların hayatını. Sonra Budizm.
Sonra bütün dinleri araştırdım ve inanılmaz derecede biliyorsunuz ben kendim de kitap koleksiyoncusu olduğum için insanların neredeyse parayla alamayacağı tarih eser ve antika kitapları buldum. 1700'lerde yazılmış. 6000 yıllık kitap okudum arkadaşlar. 6000. Daha hiçbir zaman din yok. Dinlerin çıkmadığı zamanki kitapları okudum. Ve kitapta diyor ki başkasına yapılmasını istemediğin şeyi kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapma diyor. 6000 önce hiçbir din yokken yazılmış bu kitap. Ve oku, zaten tutulmuyor. Özel bir fonda tutuyorlar. Dokunduğunuz zaman patlar çünkü o yani dağılır öyle bir özel şey de olmuş. 6000 sene geçmiş üzerinden. Çok araştırma yaptım. Ve çoğu insan her zaman bir inancı var. Evrene inanıyor, Allah'a inanıyor, enerjiye inanıyor, Yahova'ya inanıyor, God'a inanıyor falan. Bir şeyin kararını verdim. Herkes bunu çok güzel başarıyor da önemli olan bana göre 23 yaşında verdiğim karar da şuydu. Herkes bir şeye inanıyor. Doğru da önemli olan Allah'ın inandığı insan olmak. Yani herkes Allah'a inanıyor ama önemli olan bana göre Allah'ın inandığı insan olabilmek. Bu da benim hayatımda bambaşka bir bakış açısına yer açtı. Çünkü bu gerçekten ötekisi kadar kolay değildi. Ve bu bana göre her insanın düşünmesi gereken bir şey. Çünkü hepimizin bir sorumluluğu var bu hayatta. Para kazanmak için o kadar çok insanlar çalışıyor ki arka tarafta yaşamı unutuyorlar. Bir fotoğraf var, çok seviyorum o fotoğrafı. Bir zincirlerin arkasında, demirliklerin yani demir parmakların arkasında bir adam, sağ tarafta anahtar var, sol tarafta yemek var. Ve adam sol tarafa kolunu yemeğe doğru uzatıyor. Altında da şu yazıyor: onları yeterince meşgul tutarsan özgürlüklerini unuturlar diyor. Ve çok doğru bir şey. Bugün Türkiye'nin ve dünyanın yaşadığı şey de bu zaten. Neden dünyanın en zengin %1'inin kazandığı para yüzde neredeyse 99'unun parasına eş değer? Ve dünyanın her zaman her şeyinde bu arkadaşlar. Bu geçerli bir şey. Neden %1'lik kısım her şeyi yapıp içerken %99'luk kısım şimdi diyecekler ki dünyayı onlar yönetiyor. Hayır, tabii ki öyle bir durum söz konusu değil. Tabii ki böyle tarikatlar var, yıllardan beri var. Ta Haçlı seferlerinden tutun, Süleyman Peygamber'in zamanından tutun, arkasına gidin. Her zaman böyle kabileler ve gruplar da var. Bunları sizlere niye anlatıyorum? Birbirinize yardımcı olursanız, birbirinize destek olursanız ve birbirinize yardım ederseniz gün sonunda hepiniz kazanırsınız. Fakat etrafa baktığınızda hiç kimse birbirinin kazanmasını istemediği için çok saçma ve tuhaf şeyler yapıyorlar. Yani ben görüyorum bazı arkadaşları böyle tuhaf tuhaf yorumlar yapıyorlar, tuhaf tuhaf şeyler yazıyorlar ve komik komik şeyler yapıyorlar. Sadece tek düşüncem ve şeyim bu. Hatta bugün onu düşündüm. Umurumda değil kesinlikle. Beni kişisel olarak ya da başkasını kişisel olarak tanımamış bir insanın yazdığı bir şeyi kişisel olarak algılamıyorum. Her nasılsa şeyi çok merak ediyorum. Bu yaptığı spamlarla ailesinin karnını doyurabiliyor mu? Yani yaptığı şeyle eğer ailesinin karnını doyuramıyorsa ailesinin karnını doyurma zamanı geldiğinde spam da yapmaya devam edebilecek mi ya da böyle şeylere vakit ayırabilecek mi çok merak ediyorum. Her nasılsa benim alanım değil. Sadece demeye çalıştığım şey şu: İnsanlar o kadar çok başarısızlığa inanmış ki başarılı insanların başarısına da inanmıyor. Yaptığım satışları bazen gösteriyorum, banka hesabımı açıyorum, diyorum ki bak bu kadar satış yaptım, oluyor, sen de yapabilirsin. Hayır diyor, yani olamaz diyor bu. Daha ne yapmamı bekliyorsun? Beraber gidip bankadan para mı çekelim tomarla? Al sana bak bu kadar satış yaptık, buyurun. Yani anlatmaya çalıştığım olay para da değil. Olay paranın değeri ve önemi ne zaman ki siz bir şey yapacaksınız, o yaptığınız şey sizin için çalışacak, o zaman sonuna kadar oraya paranızı yatırın. Her türlü kazanırsınız çoğu zaman. Para bu zaman işe yarar. Fakat paranın bir değeri yok ta ki siz ne yaptığınızı bilene kadar. Çoğu insan diyor ki param olunca her şeyi yapacağım. Hayır, hiçbir şey yapamayacaksın. Çünkü şu an olduğun yerde hiçbir şey yapamıyorsan paran olduğunda da hiçbir şey yapamayacaksın. Bunun finansal güvençle ya da başka bir şeyle alakası yok. Öyle olsaydı niye Milli Piyango'yu kazanan, milyon kazanan insanlar 6 ay sonra borca giriyor? Olay parayla olsaydı adamların borca girmemesi gerekiyor, değil mi mantıken? Olay para yönetimi arkadaşlar ve kimse para yönetmeyi bilmiyor. Para yönetimi bir oyundur. Benim için de bir oyun ve
Monopoli gibidir. Paranızı doğru yere yatırırsınız. Hiçbir zaman doğru ya da yanlış olduğunu bilemezsiniz. Buradaki bana göre en önemli şey insanın ruhunu dinleyerek bunu yapması. Ruhunun götürdüğü yere gitmesi. Ben yıllar önce çalışacağım insanları rüyamda gördüm. Yani ruhunuzu dinlemeniz lazım. Her şey akılla olacak şey değil. Akılla bazı kararları verebilirsiniz. Her nasılsa kendinize güvenmeniz lazım. Ruhunuzu dinlemeniz lazım. Bu milyoner eğitimi paketini ben çok düşündüm. Yani gerçekten 5000 pound'a yakın olan benim 15 senemi almış bir eğitimi dedim ki neden çok böyle 99 pound gibi bir şey vereyim? Çünkü içerisinde neredeyse benim yani 2, 3, 4, 4, 5 milyonluk yapmış olduğum ticareti nasıl yaptığım adamlara gösteriyorum ve neden buna 99 pound gibi komik bir paraya vereyim? Yani 4000 pound bence alan alsın, almayan öğrenmek istemiyorsa öğrenebileceği şekilde 15 sene, 20 sene, kaç sene yapmak istiyorsa yapsın diye düşündüm. Ve bir yürüyüşe çıktım gerçekten. Ve yürüyüşe çıktıktan sonra bir tane kitap satın aldım. Bütün kitaplar vardı. Kitapçıya gittim. Ve 9 tane ayrı kitap vardı. Hepsi böyle işte biri ticareti şöyle anlatıyordu. Biri ticareti böyle. Bir tanesi ticareti şöyle. Hatta kitabı göstermem. Kitabı göstermem gerekirse işte bu Damis'in serileri var arkadaşlar. 9 tane kitap işte bir tanesi muhasebe nasıl yapılır, bir tanesi şirket nasıl kurulur, bir tanesi şirkete yatırımcı nasıl bulunur, bir tanesi şirketini nasıl halka arz edersin, işte LLT şirketi, 9 tane şey kitap ve hepsi 30 pound mıydı, 40 pound mıydı, 9 tane kitap alsam aşağı yukarı işte diyelim ki 9, 18, 27, 30. Kaç tane hepsini? Aşağı yukarı diyelim 300 puan bir para. Sonra hemen yanında da böyle bir kitap var. Aynısı bütün bu kitapların hepsinin 9 kitabın birleşimi. Bunu aldım. Hem daha ucuz hem de hepsi zaten içerisinde var. Ayrı ayrı alıp da kafamı karıştırmayayım dedim. Sonra ne oldu? Sonra dışarı çıktım ve düşündüm. Dedim ki bizim de yaklaşık 17-20'ye yakın eğitimimiz var. Ve insanlar sürekli farklı farklı eğitimler alıyor. Sırf bizim de değil, dışarıda satanlar da var. Biri Shopify satıyor, biri Amazon satıyor, biri Etsy satıyor, biri AliExpress satıyor, biri bilmem bir şey satıyor. Ve bu ticareti yapmak isteyen insanların hepsini ayrı ayrı alıp tonlarca paralar vermesi gerekiyor. Ve bu ticaretten gerçekten belirli bir para kazanamıyorsa da kısa bir sürede bu ticaretten soyuyor ve ticareti bitiriyor. Sonra da dışarıda bu işte para yok diyor. Halbuki öyle değil. Sonra kitabı aldım, dedim ki ben her zaman kendisine yapılmasını istediğim şeyleri başkalarına yaparım. Yani benim ne hoşuma gidiyorsa onu da aynısını yapmaya çalışırım. Ve dedim ki ben bu kitabı aldıysam benim kafa yapımda bile paranın olup olmamasının söz konusu değil. Burada hani onu böyle çok güzel gördüm ve dedim ki bütün eğitimleri 300 kişi alırsa dedim hani böyle bir şey yapacağım, ona göre ben de şey yapayım. Ve gerçekten 300 kişi almadı, önemli değil, umurumda da değil, kendileri kaybeder ya da kendileri kazanır artık kendilerinin bileceği iş. Çünkü kendi hayatları başkaları için sabah akşam çalıştıkları zaman neden kendine yatırım yapmadığını yüzlerce kez düşünecek. O zaman belki geç olabilir bu işi yapmak için, çocuğu olabilir, arka tarafta çalışacak vakti olmayabilir ve böyle belki doğru zaman olmayabilir, belki bir şey olabilir. Dün geçen hatta birisi yazdı, abi dedi askerdeyim, askerim bitiyor dedi, ben eğitimi alsam şimdi sonra izleyebilir miyim dedim, tabii ki yapabilirsin, tamam abi o zaman diyor, bu şeyi kaçırmak istemiyorum. Yani fırsatı gördüğünüz zaman hayatınızda kaçırmamanız lazım, o çünkü hayattaki fırsatlar bir kere gelir arkadaşlar, o kadar hızlı gider ki siz aman ben yapacağım derken öyle o sırada şey yapan Bitcoin. Zamanında Bitcoin alanlar bugün multimilyoner oldu. Nasıl oldu? Fırsatlar. Herkes biliyordu bunu. Ama niye bu kadar sadece az kişi para kazandı? Fırsatlar. Ben yıllar önce dropshipping'e başladım. Çok para kazandım bu işten ve anlatıyorum bugün insanlara nasıl mümkün olduğunu. Niye herkes benim kadar o zaman kazanmadı? Fırsatlar. Ben değerlendirdim, diğerleri erteledi. İşte NFT. NFT çıktığında bir tane çocuk bir günde 6 milyonluk satış yaptı. 6 milyon dolarlık. 6 milyon dolar. Türkiye'de bir insan ömrünün sonuna kadar çalışsa en yüksek mertebede bile bu parayı kazanamaz. Neden 20 yaşındaki bir çocuk bunu bir günde kazanabildi? Fırsatlar.
TikTok. TikTok çıktığı uygulamasında bir tane çocuk konuşmadan, hiç konuşmadan bir videolara gülerek sadece ya da tepki vererek bir günde 1,5 milyon, 2 milyonluk dolarlık bir reklam geliri elde etti. Neden? Fırsatlar. Arkadaşlar, fırsatları kaçırırsanız hayatınızın sonuna kadar yaptığınız şeyi yapmaya devam edersiniz. Bugün o insanlar hayatlarını yaşarken, limuzinlerine ya da sevdikleri hayatı yaşarken diğer o işi yapmak istemeyen ya da onunla aman o işte para yok, o işte bu yok diyen insanlar belki onlar için çalışıyor. Ben bunu tecrübe ettim. O yüzden fırsatları kaçırmayın. Biliyorum fırsatlar insanları korkutuyor. Bazen ya olmazsa gibi şey yapıyor. İşte tam hayatınızın değişeceği nokta orası arkadaşlar. Çünkü her gün korktuğunuz, tabii ki bunun da bir dozajı var. Her gün korktuğunuz bir şeyi yapmadan siz kendinizi başka bir siz yapamazsınız. Başka bir siz olmazsanız da ne yazık ki bugün kazandığınız parayı, bugün kazandığınız yaşantıyı, bugün kazandığınız şeyi her gün tekrarlarsınız. Ticarette o kadar büyük girişimcilerin korktuğu şeyler oluyor ki, fakat işte orada aklınızın çalışması gerekiyor. Korktuğunuz şeyi yapmanız gerekiyor. Yani ileri gitmek istiyorsanız arkadaşlar her zaman ve her zaman o sizi böyle aman olur mu dedirten şeylerde para var. Çünkü gerçekten bunlarda kazanıyorsunuz. Ayrıca eğitimde sanat sunucuyla açıyordu, ondan sordum. Arkadaşlar eğitimde ister normal de açabilirsiniz, ister sanat sunucuyla da açabilirsiniz. Nereden açmak istiyorsanız oradan yapılıyor. Bilginiz olsun. Amerika'da hesap açarken sanat sunucu, sanal adrese gerek var mı? Türkiye'ye bir Amerika'da satacaksan olmaz. Yani nerede Amerika'dan giriyorsan Amerika sanal sunucusu kullanabilirsin. Abdullah Doğanay mı? Düşünce ve isteğinizi tercüman olmuşsun. Bayrama mutlaka görüşelim inşallah. Abdullah Doğanay'ı tanımıyorum bu arada. Kim bilmiyorum ama inşallah. Gerçeği olarak senin kendinden bahsediyorsun. Ben de o kadar şey var ki. Dediğim gibi yani aslında benim inancıma göre arkadaşlar, oh be sonunda zengin oldum sonunda hayat çok kısa, tadını çıkartın. İkinci satış geldi, 2 günde 2 satış. Halil çok sevindim, çok güzel bir haber bu. Daha çok da yapacaksın. Simit'te çok güzel ürünler satıyor. Oradan listelemeye de devam et. Yani dediğim gibi Halil sen çok başarılısın. Kendine çok inanıyorsun. Ve Avrupa'da da yaşadığın için artık senin de kafa yapın biraz değişmiş. Yani sonuçta orada yaşadığın işte Türkiye'deki insanlara biraz da bunu anlatmaya çalışıyorum. Kafanız rahat olduğu zaman çok şey başarıyorsunuz. Kendinize inanmanız gerekiyor. Halil daha sen daha çok satışlar da yapacaksın inşallah. Sadece bunun mümkün olabildiğinize inanmanız gerekiyor. İşte orada da her şey sizde bitiyor. Hayat sizin hayatınız, inanç sizin hayatınız. Ne yapmak istiyorsanız yapmakta özgürsünüz. Biz burada eğitimin içerisinde ben şöyle kulaklıkları arkadaşlar 50 puanda satıyorlar Amazon'da. 50 puanda. Bunları bedavaya alıyorum. Hepsini. Kaç tane böyle ürün var? Bedavaya. Bir kuruş para vermiyorum. 50 puanda da gidiyorum satıyorum. Bu eğitimden öğreneceğiniz bilgiyle bunu öğrenseniz size yeter arkadaşlar. İstediğiniz kadar ürün satın alın. Bunu niye ben bedavaya alabiliyorum? Çünkü bilgi sayesinde. Bilgi sizi zengin edecek olan şeydir. Para sizi zengin etmez. Bilgi sizi zengin eder. Ve bilgi satın almaya çalışın. Alabildiğiniz bütün yatırımları bilgiye odaklayın. Ve bu şekilde kazanın. Milyoner eğitimine katılan arkadaşlar İstanbul'da bir şey yapacağım. Lütfen bana özelden yazsın. Herhangi bir şekilde şey yapmak istiyorsanız, gelmek istiyorsanız haberim olsun. Bu şekilde sizlere bir meeting vermek istiyorum. Hani söz değil ama elinden geldiğince onu ayarlamaya çalışacağım. Çünkü çok yoğun bir programım var. Halil takip numarasını yani değiştirebilirsin arzu ettiğin takdirde Tracker Fest'ten ya da başka bir yerde. Yani aynı yerden çıkartıyorsan sorun yok ama farklı lokasyonsa değiştir bence. Yani birini Köln'den çıkarttıysan, diğeri ne bileyim Hamburg'dan geliyorsa onu değiştir. Yani bir tane sabit yer kalsın. Çok da olmasın. Hesabına zarar verilmesini istemeyiz. Okay, you want to say something? Come close to the say, subscribe my channel. Is you? Hocam İstanbul olamayanlar için bir şey düşünüyor musun? Yani çok şey düşünüyorum açık konuşmak gerekirse de çok kısıtlı bir zaman için Türkiye'ye geleceğim.
Bayramda olacağı için bayağıdan beri bir ailemle görüşmedim. Biraz onlarla zaman geçirmeyi planlıyorum. 3 yıldan beri bilgisayar başından kalkmıyorum bildiğiniz gibi. Biraz ben de hayatın, ailenin tadını çıkartmak istiyorum. Sonuçta hayatta önem verdiğimiz şeyler var arkadaşlar. Bilmiyorum, hani o sizin ailenizle beraber olduğunuz için çoğunuz belki benim dediğimi anlamayabilir ama bildiğiniz üzere hani ben 3 yıldan beri, ne 3 yılı, yani 10 senenin üzerinde yurt dışında yaşadığım için ailemi senede bir kere görebiliyorum. Ha, gidip gelemez miyim? Bu yıl belki herhalde bu 5. gelişim İstanbul'a, Türkiye'ye yani. Artık para var, atlayıp geliyoruz. Ama önceden mesela sürekli yılda bir kere şey yapabiliyordum. Çok yoğun çalışıyordum. Şimdi artık biraz tadını çıkartıyorum. O yüzden hani biraz hani tabii ki çıkıyorum, dolaşıyorum. İşin şey yanı, dürüst konuşmak gerekirse benim çok eski arkadaşlarım var ve arkadaşlarım la buluştuğumuz zaman hikaye şöyle oluyor. Bize geliyorlar hepsi. Yukarıda genellikle bizim çatıda mangal yapıyoruz. Oturuyoruz, muhabbet ediyoruz. Özlemişiz tabii ki birbirimizi. Çocukluktan beri beraber olduğumuz için hepimiz şeyi biliyoruz. Ben gitar çalıyorum bazen, onlar gitar çalıyor. Muhabbet ediyoruz falan. Sonra arabaya atlıyoruz. Bazen Şile'ye gidiyoruz. Şile'de kalıyoruz. Sabah oradan Ağva'ya geçiyoruz. Oradan ertesi gün hadi eve gidelim diyoruz. Bir tanesi arıyor, bir öteki arkadaşımız Çanakkale'ye davet ediyor benim geldiğimi görünce. Çanakkale'ye gidiyoruz. Oradan beni gören diğer arkadaşımız arıyor, Edirne'ye davet ediyor. Oradan Edirne'ye gidiyoruz. Oradan oraya gidiyoruz. Bu oradan buraya gidiyoruz derken bir bakıyorum tatil bitmiş. Yani teşekkür ederim. Seven arkadaşlarım çok. Çok da güzel de eğleniyoruz. Ve bunlarla, bu arkadaşlarım da benim çok eskiden beri, gerek üniversite arkadaşlarım olsun, gerek lise arkadaşlarım olsun, gerek ilkokul arkadaşlarım olsun, hiç bağımızı koparmadık ve hep aynı yemeği yedik. Paramızın olmadığı zamanlarda bir çorbayı 4 tane kişi yediğimizi hatırlıyorum ekmek banarak. Kızlı erkekli hiçbir şey fark etmiyor. Önemli olan şey şu: ne olduğunu değil de hani nereden geldiğini hatırlamak. Bu çok önemli bir şey. Ve güzel eğleniyoruz. Öyle olduğu zaman da biz çocukluktan beri onlarla öyleydik. Hep kafamızın başına göre. 16 yaşında otostop çekerek Marmaris'e gittik. Barlarda sahne aldık. O zamandan beri dışarıdayım yani. O yüzden arkadaşlarım biraz şey oluyor. Bunlarla buluştuğum zaman telefonum kapalı oluyor. Zaten Türkiye'de de telefonum çalışmıyor. Yani hattım da yok, internetim de yok. Türkiye'de yani öyle şey gibiyim. Yanımdaki arkadaşın kim olduğunu biliyorsunuz, oradan bana ancak ulaşabiliyorsunuz. Bilerek de açmıyorum, açık konuşmak gerekirse. Tatilin tadını çıkartacağım. Adı üstünde tatil. Gibi gibi. Bayramda olacağı için güzel olur. Antalya'ya inşallah şey olur. Greenwich'e gelin. Vallahi Yakup, sana bir şey söyleyeyim mi? Bugün okyanus benle. Greenwich'e daha geçen gün gittim. Ben Greenwich'i çok seviyorum zaten. Greenwich'te o tepe tarafına falan çıkıyorum ve oturuyorum orada biraz. Aşağıda bir tane pub var. Oraya gidiyorum. Oradan da şeyin orada bir tane Türk restoranı var. Yolun üzerinde, ışıklarda. Dört dönemecin, Roundabout'un orada. Oraya gidiyorum. Oranın şeyi çok güzel. Fish and chips'i çok güzel. Orada bir fish and chips yiyorum. Oradan da şey yapıyorum. Yani Greenwich'e gelirsem inşallah görürsün, buluşuruz orada. Çünkü Greenwich bana şu an yani çocuk olduğu için, bir de saat 8:30 oldu artık. İşlerim de var. Başka zaman inşallah görüşürüz. Müzik yapmayacak mısın? Naim, bugün okyanus benle. Okyanusla biraz ilgilenmem gerekiyor. Onun da canı sıkılıyor çünkü. Dediğim gibi milyoner paketine katılmadıysanız katılabilirsiniz arkadaşlar. Daha önceki eğitimlere katıldıysanız canlı chat'e yazın. Arkadaşlar size yardımcı olacak. Size özel bir şey yaptılar çünkü.
Yani daha önce eBay eğitimini, Amazon eğitimini, Shopify eğitimini ya da farklı eğitimler aldıysanız ve milyoner paketine dahil olmak istiyorsanız arkadaşlar, size özel bir indirim var. Bunu ben eğitim aldım diyerek alabilirsiniz. Bu kampanya süresince kazanmak istiyorsanız sizler de bence harekete geçin. Sorunuz olursa ticket açın arkadaşlar. Telegram'dan ya da bir yerlerden özel yazdığınız zaman cevap vermiyoruz çünkü işle ilgili. Oradan yazın, ben birebir olarak cevaplıyorum. Onun dışında sizi seviyorum. İyi ki varsınız. Bayram tatilinde eğitimimizi memleketten farklı bir bilgisayar ve telefondan izlesem. Yok, sorun olmaz. İstediğiniz yerden izleyebilirsiniz. Niye olsun? Bayramın da tadını çıkar. İnşallah bu bayram benim yapmaya çalıştığım bu, yani milyoner paketi boşuna demedik arkadaşlar. Gerçekten bu paketi öğrenip de milyon kazanmasını istiyorum insanların. Bunun için çalışıyoruz. Umarım da yani bu sene hedefim 10 kişiyi milyoner etmek, bu verdiğimiz şeylerle. İnşallah sizden birisi olur. O kadar emek ediyorsunuz. Ayrıca çekilişe katılan arkadaşlara teşekkür ederim. Sibel kazandı çekilişi. Ona hediye çeki verdik Amazon'dan. Çok teşekkür ederim. Çekilişlere katılmaya devam edin biz yaptığımız zaman arkadaşlar. Hiç belli olmaz. Ben geçen bir arkadaşı eğitim hediye ettik. Çocuk nasıl mutlu oldu? Yani abi dedi, ben inanamıyorum böyle bir şey olacağına vesaire. Gerçekten inanın, inandığınız şeyler sizi bulacaktır arkadaşlar dedikten sonra. Sizi çok seviyorum. Bu paket umarım işinize yarar. Her şey de gönlünüzce olur. İyi günler, iyi haftalar, iyi hafta sonları diliyorum size. Hoşça kalın.